Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında bir iddia gündeme getirildi. Neymiş iddia işte efendim? Ali Koç siyasete girecekmiş. Bu kapsamda da bazı siyasi liderlerle görüşme yapıyormuş. Koç grubu da bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Haberin yalan olduğunu söylüyor Koç grubu. Açıklamada şu ifadelere yer verilmiş. Topluluğumuz siyasetin bir parçası değildir. Bu doğrultuda söz konusu yalan haberleri yayanlar hakkında yasal haklarımızı kullanacağız. Peki Ali Koç siyasete girer mi? Bence girmez. O riski almaz. O riski Cem Uzan aldı. Uzan grubu tüm servetini kaybetti. Genç partinin elde etmiş olduğu başarı Uzan İmparatorluğunun çökmesine neden oldu. Peki Ali Koç siyasete girse başarılı olur mu? Mevcut siyasi liderlerden, muhalefetteki mevcut siyasi liderlerden daha fazla başarı elde edeceği kesin. Ancak bu riski almayacaktır. Kendisinin istediği tek bir şey vardı. Fenerbahçe başkan olmaktı. Onu da zaten oldu. Yani siyasete falan girmeyecektir. Muhalefetteki liderler rahat bir nefes alabilir. Çünkü Ali Koç siyasete girecek olsaydı en çok da muhalefetteki liderlere zarar verirdi. Muhalefetteki liderler istediği gibi kayıkçı kavgası yapmaya devam edebilirler. Ali Koç siyasete falan girmiyor. Koç grubu da zaten bu iddiayı ortaya atanlara dava açacağını açıktan duyurdu.